Merhabalar, FD6 aracın motor yağını değiştirdik. Shell 5W30 HX8 modeli yağ koyduk. Şimdi hava filtresini ve polen filtresini içeriden değiştireceğiz. Arabanın bakımını tamamlayacağız. Hava filtresini açmak için şuradaki kelepçeleri yerinden çıkarıyoruz. Şöyle. Kapağı şöyle kenara aldık mı? Filtre önümüzde. Çıkarıp bir bakalım. Alt tarafı daha kirli olur. Çok da kirli değil. Gayet temiz görünüyor. Yeni filtre ile bir karşılaştıralım. Yeni filtremizin markası da Filtron. MAN işbirliği ile üretilen kaliteli bir filtre. Şöyle. Yani çok fazla kirli olduğu söylenemez. Ama artık aracın bakım zamanı olduğu için değiştireceğiz. Yerine takarken şu kenardaki contaların yırtık olmadığına ve yerine tam oturduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten dikkat edilecek başka da bir şey yok yani. Çok basit bir işlem. Ardından kapağı üzerine oturtururken de yine şuradaki boruya tam geçtiğinden emin olmamız gerekiyor. Contayı ezip bükmeden geçtiğine emin olmamız gerekiyor. İşlem bu kadar. 2 dakika anca sürdü. Tabii buradaki bu plastik parçayı da yerine takıyoruz. Yani 2 dakika kadar sürüyor. Şimdi polen filtresine geçelim. Torpidonun kenarlarından şöyle sıkıştırarak aşağı doğru çektiğimizde torpido geliyor. İşte iki tane Ardından klik sonra. şurada yanlarda iki tane tırnak var. O tırnakları bastırarak kendimize doğru çektiğimizde kutusuyla beraber geliyor. Yani bu da çok fazla kirli görünmese de yine tozlu. Yeni filtrede zaten karbonlu filtre tercih etti değerli arkadaşım. Karbonlu filtre, yani aynı benim aracıma taktığım filtre gibi aşırı bir karbon oranı olmasa da işte karbon tanecikleri var. Adı karbonlu filtre. Normalde karbonlu filtre dediğiniz simsiyah olur ama. Evet, karbonlu mu? Karbonlu yani, evet. Yani burada dikkat etmemiz gereken, burada yön belirtmemişler aşağı ya da yukarı diye. Yönü şuradan tayin olacak. Şu kesikli kısım, yani kenarlı kısım yuvadaki şu tırnakların içine geçecek şekilde yerleştireceğiz. Arasından toz kaçmaması için böyle. Yoksa ters taksanız da bu işinizi görür zaten ama yani aradan toz falan kaçmasın diye. Bunu yerine oturtturuyoruz bu şekilde. Evet, bu şekilde şu aralarda boşluk kalmayacak şekilde şu alttan da görelim. Oradaki o yuvalara geçecek şekilde filtreyi takıyoruz. Biraz eğrili büğrülü durmasının hiçbir zarar sakıncası yok. Bu şekilde yerine oturtturup tekrar takıyoruz. Tamam. Bu şekilde yuvasına da aynı çıkardığımız vaziyette geri takıyoruz. Ve işlem bu kadar. Daha sonra torpidoyu yine yanlardan kastırarak yerine geçirdik mi? İşlem tamamlanıyor. Yaklaşık 2,5-3 dakika. Hava filtresiyle beraber düşündüğünüzde toplam 5 dakika bile almayan bir işlem. Bu kadar basit. Yalnız yağ filtresini sökerken bu arabanın bayağı bir zorlandık. Yağ filtresi için şöyle tas şeklinde sökme aparatları oluyor. Yaklaşık 80-100 lira civarında.
Eğer imkan varsa ondan alınması daha uygun olur. Bizdeki yağ filtresi oraya çok kolay girip çalışmıyor. Biraz derinde kalıyor yağ filtresi bu aracın. Yağ filtresine biz bayağı bir uğraştık o tas aparattan olmadığı için. Ama bu aracın bakımı da bu şekilde. Hava, yağ, polen filtresi ve motor yağı değişerek bu aracın 10.000 bakımı da tamamlanmış oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone değilseniz tekrar abone olmayı düşünün ve sağ alt köşede bildirimleri de açmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.